Ne oldu? Bir şey mi oldu? Abla? Ver bakayım şunu. Ne oldu? Mail atacaktım ben. Unuttum. Onu hatırlatıyorlar. Ona kötü bir haber mi var? Ne oldu? Yok. Yok bir şey. Nazik fenalaşmış, ambulans çağırmışlar. Ceylan, benim ceketleri verir misin? Çabuk çabuk. Beni öyle bir dertten kurtardın ki. Gece rahat bir uyku çekersin artık. Ben sana nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum gerçekten. Anne. Kim vardı o gece senin yanında? Yoktu kimse. Ben sana sordum. Kim vardı dedim. Eğer biri biliyorsa mahvoluruz dedim. Sen bana yalan söyledin. Konuş şimdi, kimdi o? Yoktu kimse. Sen kimi koruyorsun hala? Anne yoktu diyorum, ne oluyor ya? Elinin körü oluyor. Biri videoya çekmiş, göndermiş bana. Görmüş her şeyi. Sen hala saklıyor musun? Sen nasıl bir aptalsın ya? Kimdi o söyle. Anne bilmiyorum kim çekti. Yalnızdım diyorum sana. Söyle diyorum sana, gebertirim seni. Söyle bana. Söyle diyorum bana. Mete. Kim? Mete'ydi. Alo? Tuna, Nazik'i kaybettik. Kimlik alabilir miyim? İnanamıyorum Ceylan. Nasıl oldu bu? Biz geldiğimizde gitmişti bile. Baba. Baba. Oğlum. Oğlum. Zafer ne oluyor oğlum? Anne. Mete. Anne, Mete. Annem içeride değil mi? Anne. Anne. Annem nerede? Başın sağ olsun oğlum. Başın sağ olsun. Zaten olacak. Anne, çekil ver. İçeride. Şerif. Rana. Ya nasıl oldu böyle birden? Beyin kanaması diyorlar. Biz hazırız, gidebiliriz. Hadi baba. Biz de geliyoruz, tamam. Ben arabayı alayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben sizi gittiniz sanıyordum. Barış'ın bir işi çıktı da ben bekledim seni. Niye? Yani beraber gideriz eve diye. Varsa bir programım. Bu yorgunlukla tabii ki programım yok. Ama niye bekledin ya? Kendim giderdim. Ya ne bileyim, bu saatte işte taksi falan bulamazsın. Ben toplu taşıma kullanıyorum. Otobüs de birazdan gelir. Sen niye bu kadar gerildin? Yani böyle bekledim diye özel bir durum falan mı var zannettin? Nasıl yani? Ne bileyim, sana yazdığımı falan mı düşündün? Yo. Başına gelecekleri bile bile bunu düşünecek kadar cesur olduğunu sanmıyorum. İyi. Kasma o zaman, hadi gel. Aynı yere gidiyoruz. Beni de beklediğimi pişman etme. Gel. Sen nasıl yaparsın bunu Deniz? Nasıl onunla birlikte olursun? Sevdim. Yani sevdik birbirimizi. Sus. Sevmişmiş. Nasıl inandın sen ona? Seni nasıl sevdiğini gördün işte, al. Hep uyardım ben seni. Gözünü dört aç dedim, seni kandırırlar dedim. Ortalık servet avcısı kaynıyor dedim. Ama yok, sen beni dinlemedin ki. Sen gittin en reziline saplandın. Gerçekten seni sevdiğine inandın mı? Ama aptal olduğun için inanmışsındır, evet. Birazcık şunu kullansaydın bunların hiçbir gelmeyecekti başımıza. Böyle gözün kapalı söylenen her sözü atlamasaydın bütün bunların olmayacaktı. Anne deme öyle, ben nasıl bileyim böyle olacağını. Ne amcam ölecekti ne Melek buralara gelip benim başıma dert olacaktı. Hepsi senin yüzünden oldu. Hale bak ya. Hale bak ya, bir de tehdit ediliyoruz. Evlenmek istiyormuş. Oldu, bir de anlaşanla düğün yapalım size. Ben onun tehditlerine pabuç bırakır mıyım be? Görecek ama o. Bu cahil cesareti ona nasıl pahalıya patlayacak görecek o. Çok pişmanım anne. Çok geç. Bunun için çok geç. Neyse ki Nazik'in ölümü araya girdi. Söylüyorum. Sen bana ne yaptın Deniz? Kadın pat diye gitti. Ben üzülemiyorum bile. Ya sen beni ne hale getirdin? Ben insanlığımı kaybediyorum senin yüzünden. Sen mi söyledin Barış'a burada çalıştığını? Öylesine ağzımdan kaçtı. Kalkıp geleceğini düşünmedim. Niye sordun? Hiç merak ettim. Gel benimle. dinlemek zorunda mıyım? İyisin tabii ki. Öyle muhabbetine doyum olmadığı için açayım dedim. Ay kusura bakma. Karnım açken muhabbet etmek gelmiyor içimden. Aç mısın? Hem de kurt gibi. Ben de tok değilim ya. Yesek mi bir şeyler? Ne seversin? Meksika, İtalyan, Asya. Ne istersin? Aa dur. Sağda dur hadi. Ne oldu? Ben ne yiyeceğimi buldum. Ne? Ya nohut pilav bayılırım. Arda emin misin burada yiyeceğimize? Ay ne var? Hiç yemedin mi? Ay gerçi benimki de sorun. Ama bir kereye bağımlısı olacaksın. Ayrıca bugün ben ısmarlıyorum. Çünkü bugün işteki ilk günümdü. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun hoş geldiniz. Tavuklu mu yersin, nohutlu mu? Sen nasıl yiyorsun? 2 tane nohutlu alabilir miyiz? Acı biber de olsun yanında. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ne yapacağız böyle? Ayakta mı yiyeceğiz bunu? Şuraya oturalım istersen. Ya bakma öyle. Bak buradakiler taze olur. Sirkülasyon çok oluyor. O araba var ya 2 saatte biter. Bir şey yok. Rahat rahat yiyebilirsin. Hadi git bir tane daha al. Bir çatal daha alabilir miyim? Yaşıyorum seninle. Yani ilk sokak nohut pilavı. Güzel. Güzel. Güzeldir. Hadi yeter gel eve. Hadi. Ne oldu? Sağ ol, sana da zahmet oldu. Rica ederim. Tamam sen git istersen. Şişt. Ne oluyoruz? Cem ne oldu senin yüzüne? Bırak şimdi yüzümü. Senin ne işin var bununla? Bu da erken. Seninle sonra konuşacağız. Sen de dur. İş yerime geldi. Gelirken beni de bıraktı. Ne var bunda? Oğlum senin ne işin var lan kız kardeşimin yerinde? Ben ne zaman nerede olacağının hesabını sana mı vereceğim? Evet orada kız kardeşim varsa bana hesap vereceksin. Cem. Ne bakıyorsun? Şu kafanın içindeki nasıl çalışıyor onu çözmeye çalışıyorum. Senin o beynin yeterse o beynin anlarsın. Cem yeter. Bana bak Efe Aktor'a kız kardeşimden uzak dur tamam mı? Biz senin o bildiğin insanlardan değiliz. Sen de benim gibileri pek bilmiyorsun galiba ama ben seve seve anlatırım sana. Öyle mi? Anlatsana bir gel. Gel bir öğret. Gel. Tamam. Gel ya. Hadi iyi akşamlar. Oğlum bir gel lan, şş, gel bir anlat lan, bir gel oğlum, bir gel anlatacakmış, bir anlatsın. Nasıl anlatacağım merak ettim. Şş, gelsene bir. Cem ne yapıyorsun? Yine abuk subuk hareketler, beni yine insanların yanında utandırıyorsun. Sen bununla gelmeye utanmıyorsun ama. Ya ne oluyor sana? Neyin incini çıkartıyorsun benden? Yürü içeri, zaten sinirim bozuk. Ne oldu? Nazik teyze ölmüş. Ne? Gidemedin ya. Ne unuttun acaba yine? Ne unuttun? Erken mi geldin? Yo. Gelsene. Hoş geldin. Ağzın nasıl oldu? Yoğun bakımda mı hala? Evet. Ben bıçakladım diye hayatı tehlikede. Ne oluyor Cem? Sen hastaneden çıkınca seni öldürmesin diye kaçtın, geldin, bana sığındın değil mi? Gördün değil mi? Maşallah var, aslan gibiydi vallahi. Benim hiçbir suçum yoktu. Fırsatçısınız kızım siz. Tamam mı? Ama yanlış at oynadınız. Ben çulsuzum, benim 5 kuruş param yok, tamam mı? Yani ben sizin işinize yaramam. Ya o zorladı beni. Düşün ya bir yakamda. Tamam mı? Kendinize yolacak başka bir enayi bulun. Ya mecburdum Cem, baksana dövdü beni. Ben de biri benim yüzümden ölecek diye vicdan azabı çekiyordum biliyor musun? Sana üzülüyordum aptal gibi. Ama değmezmişsin ya Ayça. Sen hiçbir şeye değmezmişsin. Bundan sonra benden uzak, Allah'a yakın ol, tamam mı? Hadi eyvallah. Cem, Cem ne olur. Kahretsin ya. Yılmaz, ne oldu aramadın? Şimdi bitti efendim. Temizlendi mi her şey? Evet. Bilgisayarı, bütün mail hesapları, hepsi silindi. Sosyal medya hesapları dahil. İnternet ortamında hiçbir şey kalmadı. Tamam Yılmaz, sağ ol. Hadi iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Efendim? Melek Hanım. Rana Hanım. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Rana Hanım, sizi buraya kadar yordum ama yorma sebebim babamla çalışıyormuşsunuz. Tanışmak istedim, onun asistanıymışsınız. Evet. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Tabii, buyurun. Bu aplikasyonlardan haberiniz var mıydı? Yani Mithat Bey'le birlikte çalıştık. Yalnız çok gizli tutuyordu. Sizin elinize nasıl geçti bunlar? Babamın evinde buldum bunları. Başka birinin haberi var mıdır? Hayır, hayır. Rana Hanım, babam size güvenmiş ve böyle bir sır vermiş. Ben de aynı hassasiyeti kendim için rica ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Tamam. Rana Hanım, ben bu eksik notayı tamamlayıp hayata geçirmek istiyorum bu kokuyu. Bir an önce üretime başlamam lazım. Bu yüzden... Bana yardımcı olur musunuz? Memnuniyetle. Laboratuvarda falan da çalışmamız gerekecek. Tabii, hatta isterseniz hemen başlayabiliriz. Laboratuvar müsait çünkü. Gerçekten. Evet. Çok sevinirim. Günaydın. Günaydın canım, nasılsın? İyi. Sen? İyi. Hadi gel bir şeyler ye benimle. Yok ya, yemeyeceğim, aç değilim. Ya, haklısın, gerçekten insanda iştah kalmıyor. Yani aniden 2 kayıp, daha birinin acısı bu kadar tazeyken çok korkunç. Gerçekten anlayamıyorum bu yaşadığımız dönemi. Biliyorum çok etkileniyorsun sen de. Farkındayım ama ne yapacağız? Yani Nazik aileden biriydi. Yani bunca yıl beraber yaşadık. Çok özleyeceğiz onu. Çıktı mı annemler? Çıktılar canım. Ben de bir vakıfa gideceğim, orada toplantı var. Ama hiç uyumadım. Gözlerim çok mu kötü? Yo, iyi görünüyorsun. Emin misin? Hadi görüşürüz. Bir şeyler ye, olur mu ama? Ben varım. Efe Deniz arabasına bindi gitti ve çok kötü görünüyordu. Nasıl? Apar topar koşturarak düşe kalka gitti, arabaya bindi ve o halde araba kullanamaz. Hemen ulaşman lazım. Tamam dur. Ya başına bir şey gelebilir, tek başına araba kullanamaz. Ne olur bir şey yap, yetiş. Tamam sakin ol, dur. Deniz. Ne istiyorsun? Cem neredesin sen, nereye gidiyorsun? Ya sana ne? Hepinize tek tek hesap mı vereceğim ya? Deniz iyi misin canım sen? İyi misin? Değilim. Bak biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tamam mı? Buna da iznim yok mu Efe, lütfen? Canım tamam, sen neredeyse arabanı çek kenara, geliyorum ben, tamam mı? Biraz yalnız kalmak istiyorum. Allah aşkına bunun nesini anlamıyorsunuz ya? Lütfen biraz yalnız bırakın artık, ne olur. Bulmam lazım onu. Ben de geleyim, belki bir yardımım olur.